Koronavirüsü ile mücadele konusunda Sağlık Bakanlığı illere göre vaka oranlarını renklere ayırdı. Düşük risk mavi, orta risk sarı, yüksek risk turuncu ve çok yüksek risk kırmızı olarak sınıflandırıldı. Bu sınıflandırmaya göre Nevşehir orta risk grubuna girdi. Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel bununla ilgili olarak hedefin düşük riskli iller arasına girerek mavi rengi alabilmek olduğunu belirterek şu açıklamalarda bulundu. İlimiz için son derece sevindirici. Denetimler esnasında da ifade etmiştim. Bizim hedefimiz sarı il listesinden mavi il listesine geçmek. Tabii bütün illerin hedefi bu doğrultuda. Ama özellikle Nevşehir'imize bunun çok yakışacağına inanıyorum ben. Vatandaşlarımız gerekli duyarlılığı gösteriyorlar ama biraz daha dikkat etmeleri gerektiğini ifade etmek istiyorum. Yine denetimlerde de şunu ifade ediyorum. Biz bütün esnafımızın açılmasını canı gönülden istiyoruz. Çünkü bu bölge turizm kenti. Otellerin, restoranların, iş yerlerinin açık olması bizim için mutluluk vesilesi. Fakat tekrar bir riskle karşı karşıya kalmamak için kapanmasını istemediğimizden dolayı kurallara her zamankinden çok fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Biz dinamik bir denetim süreci gerçekleştiriyoruz. 6 gün sürecek olan ama onun haricinde de denetimlerimiz devam edecek. Vatandaşlarımızın bunları içselleştirerek herhangi bir denetim beklemeden, güvenlik güçlerimizi, denetim ekiplerimizi beklemeden kurallara uyması noktasında dikkatli olmaya vatandaşlarımızı davet ediyorum. Ve uzun meşakkatli bir süreç. Bugün de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Özellikle buraya gelmek istedik. Çünkü bir yıldır sağlık sektöründeki sağlık çalışanlarımızın insanüstü bir gayretle pandemi döneminde hizmet ettiğini hepimiz şahidiz, hepimiz görüyoruz. Ve sağlık çalışanlarımızı bugün özellikle kadın sağlık çalışanlarımızı gününü kutladık ama bu alandaki tüm çalışanlarımız başta sağlık müdürümüz olmak üzere başhekimimiz olmak üzere üstün bir gayretle Nevşehirli hemşehrilerimize hizmet ettiler. Hizmet etmeye gayret ediyorlar. Onların vermiş oldukları emekleri de düşünerek onu da karşılıksız bırakmamak adına onların yorgunluğunu yaşamış oldukları zorlukları göz önünde bulundurarak daha dikkatli olmaları gerekiyor. Bunu tekrar tekrar ifade etmek istiyorum. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada son haftada 100 bin nüfusta vaka görülme oranı en çok azalan illerin arasında Nevşehir'inde olduğunu açıkladı. Halkımızın bilinçli olduğuna bağlıyorum. Yani her ne kadar riayet etmeyenler, tek tük kişiler çıkıyorsa da bizim şehir halkımız devletin yasalarına saygılıdır. Kurallara büyük çoğunlukla uymuştur. Şahsen bizler uyduk yani. Peki başka ne gibi tedbirler aldınız koronavirüsten korunmak amacıyla? Bu iş şahısların kendine düşüyor. Yani devletimiz tedbirleri alıyor ama asıl ağırlık şahsın kendi sağlığını kendisinin korumasından geçiyor. Yani temastan kaçındık. Mümkün olduğu kadar kalabalığa girmedik. İşlerimizi bitirdik. Çekildik evimize. Yani kalabalıktan ne kadar uzak kalırsak sağlığımızın korunması da o kadar garanti oluyor. Vallahi biraz bence şehrimiz küçük olduğundan yani herkes de bakıyorum şöyle herkeste de maske var. Canını seviyor demek ki millet. Peki siz koronavirüsten korunmak için ne gibi tedbirler aldınız? Valla tedbirler maske takıyoruz. Kalabalık yerde bulunmuyoruz. Mesafeyi koruyoruz. Yani yapacak bir şey yok. Yani korumaya çalışıyoruz daha doğrusu.